Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Ben Haluk. Bilmeyenler için ee, gördüğünüz gibi elimde bir takım oltalar var. Ne yapacağız? Tabii ki de oltaları deneyeceğiz. İnternette yani YouTube'da baktığımda e, artı 12 oltanın etkisinin bir karbon olta kadar olduğunu fark ettim. Öyle söyleyeyim. Hatta yani artı 10-11 olta bile karbon olta kadar bir getirisi var. O kadar bir e, nasıl desem özelliği var. Şimdi mevzu şurada patlıyor. Benim elimde şu an artı 3 olta, artı 7 olta bir de karbon olta var. Karbon olta yapmışken dedim ki bunun bir videosunu çekeyim. Belki yeni gelen arkadaşlar mesela çekilmiş video bir yıl, bir buçuk yıl önce. Misal yeni halinde belki bir güncelleme gelmiştir. Hani detaylarına çok bakmıyoruz. Hani çok da güncelleme notlarını böyle takip eden bir ülke değiliz, millet değiliz. Belki de değişmiştir. Hani eski başka videolardan da benim videoya kıyaslar. Hani aradaki diğeri görürsünüz. Artı 12 oltası olan birinin videosuna denk geldiğinizde vesaire. Ee, onun haricinde e, ben hemen bir yaşlı kadına gideyim. Ee, kesinlikle yaşlı kadını umursamamazlık yapmayın. Gerçekten bu oyunun ana teması şans üzerine olduğu için yaşlı kadında şans faktörünü belirlediği için en azından yaşlı kadındaki o şans şeyine bir bakın yaşlı kadına birlikte gidelim Bir bakalım şansımız kaçmış ee, Giderken de şundan bahsedeyim dedim bari ee, biliyorsunuz ki e, Muhtemelen yüzde seksen yüzde doksanı videoyu izleyenlerin bileceklerdir ee, Balıkçılık kılavuzu Sizin Ürünü yakalamanızı sağlar yani O Oltaya e, Yakalanan işte Balığıdır Saç temizleme ıvır zıvır onların daha çok çıkmasını sağlar ve yabi gibi önemli balıkların önemli değerli balıklar çünkü onların bir şans oranı var yabinin örneğin yüzde bir ya da yüzde iki ya da iki iki gibi bir oranı oluyor normal şansı diyor yani artı sıfır şans dedi bunu da hani not geçeyim yani yüzde sıfırlık bir norm şans dediğimiz nötr şans dediğimiz normal bir şans şeyi yani oyunun sana sunduğu şans neyse o itemde ya da artısında ya da karbon şeyinde şans neyse o şansla yakalayacaksınız. Artı bir şans var yani biraz şanslı dediğim ben öyle değerlendiriyorum. Kötü şans eksi bir. Bunu zaten eski videolarımı izleyenler bilirler. Normal şans dediği sıfır yani nötr şans sadece itemin şansı neyse itemin yakalama oranı vesaire neyse onunla etkili olan şans. biraz şanslı dediği artı bir şans yani yüzde on falan mı ne artırıyor bir de G kuvveti sarmış yani art şans o da yüzde yirmi ya da yüzde yirmi kadar çıkartıyor şans oranını şimdi birlikte 100 tane tabii ki de ben şu an kaç tane 500 tane aldım arada oltaya bir şey takıldı ama ne olduğu bilinmiyor dediği için fazladan aldım zaten 3 tanesini herhalde öyle 10-20 tane ondan gelse 100-200-300 ortalama 400-500 taneye yakın bir yem gidecektir Altın yüzükleri de toplasam onda mı şey? Çünkü altın yüzüğü satmam gerekiyor. Yani ge gereksiz yere şey olmasın diye. Şöyle birlikte bir başlayalım. Son balığı oltaya takıldı diyor. Tabii ki de 3'te 3 üç yaptıklarımızı sayacağız. 1'de 0. Gökkuşağı balığı çıktı. 2'de 0. Şöyle şunu şuraya alalım. Bak. Bunu geçtik. 2 de 0 hala. Altın sudak çıktı. Bakalım. Bunun kesinlikle oltanın artısıyla bir alakası yok. O balıkçılık kılavuzun yararı. Bak 3 de 0. Minik balık geldi. Bunu muhtemelen yakalı, garanti yakalıyordu herhalde bunu. Yok bak bunu bile yakalamıyor ki karbon oltayla tuttuğumuzda garanti minik balığı yakalıyor. E 4'te 0 oldu. 4'te 0. 5'te 1 oldu. Hatta şöyle bir kontrol edelim gelenlere. İlk başta son gelmiş 1'de 0. 2'de 0. Bunu geç. E 3'te 0. 4'te 0, 5'te 1. Bunu söyle. 5'te 1 oldu. Şöyle yaptığımız zaman 6'ncı atıyoruz. Bunu geç. Beşte bir hala. Böyle 10'a kadar birlikte tutalım. 5'te bir dedik. 6'da 1. 6'da 1. 7'de 2. 7'de 2. 7'de 2 Kral yengeci geldi. 8'de 2 Altın anahtar geldi. 8'de 2. 9'da 3 Dudak geldi. 9'da 3. 9'da 3. 10'da 3. Yani 10 tane de artı 3 oltayla 10 taneden sadece 3 hit atma, 3 hit attık öyle söyleyeyim. Hepsini tıkladığımızda 3'te 3 yapmamıza rağmen sadece 10 taneden 3 tanesini tutmuş oldu. Ben şimdi bunu 100 taneye tamamlayıp Yüzdelik oranını görelim. 10 taneden 3 tane. Arkadaşlar artı 3 oltayla tutma olayımız bitti. Ee, şöyle söyleyeyim. 100 tane hit attım. Yani 3'te 3 üç yaptım. Altın yüzük ve oltaya bir şey takıldı. Ne olduğu bilinmiyor dediğinde geçtim. 100 taneden 36 tane tuttu. Ee, bir tanesinde altın tombalığı geldi. Hani onu da söyleyeyim. Altın tombalığını balığını Bir de şansını artırmasın diye. Kes dedim. Ondan da mavi ince çıktı. Artık bunun değerlendirmesini siz yaparsınız. Ya bir hiç gelmedi. Kurbağa balığı, palamut falan geldi ama gördüğünüz gibi bunların hiçbirini tutmadı değerli olabilecek ne var? Örneğin deniz kızı anahtarının biraz daha çıkma şansı azdır diye tahmin ediyorum. bir tane deniz kızı anahtarı bir de sembol. Hani bunlar biraz daha zor diyebiliyorum. minik balıkları bile en çok hani tutma garantisi olan minik balığı bile bayağı çıkmasına rağmen yani bu kadar tuttuk. Yani 100 taneden 36 tane ya da 35 tane diyebilirsiniz. Yani %35'lik bir tutuş oranı oldu. 100 tane garanti hit. Yani 3'te 3 yaptım. Hani direkt tutma amacıyla ya bir falan hiç çıkmadı. Altın sudak çıktı onu tutmadı. Yani bildiğim kadarıyla balıkçılık kılavuzu e, balığın gelme şansını arttıran e, artısı ya da karbonolta olması balığın tutmasını e, garantiliyor diye biliyorum. E, onun haricinde 35. de ve 65. de e, oltaya balıkçılık puanı geldi ve 40 oldu zaten. Bunu da sizinle birlikte basalım hatta böyle. Pardon. Zaten direkt üstüne atacağız. Pardon. Artı 3 olta. Şöyle aldık. Durum ne yazık ki başarısız. Yani 65 şey 35 ve 65. Demek ki ortalama 30 e, tutuşta 30 tutuşta e, alıkçılık puanı geliyor. Artı 3 olta iken. Artık gerisi size kalmış. Bunları da birlikte açalım kılçık çıktı ben bunları bilerek şey olarak açıyorum ki yani kılçık şey istiridyedir vesaire onlar çıksın. E, hali hazırda zaten tutuyorum. Kılçıklar çıkıyor şöyle. Bakalım hiç istiridye çıkacak mı? Hiç istiridye çıkmadı. E, ringa kılçık kılçık. Ölü ringa. Ölü ringa. Şöyle bunları da şöyle atayım ben. Şimdi ben bunu depoya koyacağım çünkü yer kalmıyor. Şimdi artı 7 olta ile deneyeceğiz. Yani yüzde 35-36'lık bir e, değere sahip. Hiç minik balığı takmaya gerek yok. Şöyle şöyle göstereyim. Ot sazanı diyor. Onu da ölüyor. Ot oldu. Onu şeye kullanıyorum ben. Yançara saldırı hızı verdiği için. Ona kullanıyorum. Yani bir tane de altın ton balığını getirdi. Yani altın ton balığını kesti artık. Onun neyle alakalı neyle alakalı değil. Orasını bilemem. Şöyle. Böyle. ben bunları depoya atayım artı 7 oltamızı hatta şimdiden takalım bunu depoya atayım gereksizleri de depoya koyayım bir yer kalmıyor çünkü bu artı 3 oltayla %35'lik bir tutuş yaptıysa artı 7 oltada böyle %50'ye çıkacaktır diye tahmin ediyorum şimdi arkadaşlar aldık artı 7 oltamızı 10 tanesini birlikte tutalım 10 taneden hit yapalım 3'te 3 yani e yine Oltaya bir şey takılıp da ne olduğu görünmüyor dediğinde geçelim. Altın parçası diyor. Bu, bu arada 100k mı ne ediyor markette satılırken. Eskiden değerliydi. Şöyle boşluklarını koyalım. Bir direkt yerini görelim. Bir de bir şu an. Ringa geldi. İkinciyi atıyoruz. Bakalım ne olacak. Bir de iki oldu. Şöyle sıralı yapalım ki. Bir de iki. Sırayı unutmayalım. Sen kafası karışabiliyor çünkü. Evet üçüncü atıyoruz şu an. Gel artık. Budaksın sen. Bunu sayma. Bunu sayma. Şu an üçüncü atıyoruz. Çünkü hit atamadık. Evet üçüncüyü geçti. Dördüncüye atıyoruz. Dördüncüye atıyoruz. Dört dört dört. Dördüncüyü de geçti. Evet, şuraya beşinciyi atıyoruz. sazan geldi sazan geldi ya sen sazansın ya beşinciyi tekrar atıyoruz aynalı sazan geldi beşinciyi de es geçti altıncı atıyoruz. bunu geç Örünmezlik verir geldi. Altıncı yatıyoruz hala. Altıncı. Hadi. Buna bakar mısın ya? Hala altı yatıyoruz. Altıncıyı da es geçti. Yedinciyi atıyoruz. Yedi değişti şu an. Unik balık geldi. 7'deyiz. 7. geldi. 3, 4, 5, 6, 7. 8'i atıyoruz şu an. 7, 8, 9. 9'dayız şu an. Geç bunu. Bunu da geç. Hala 9'dayız. Hala dokuzdayız. Gümüş anahtar geldi. Dokuzda geçtik. Onuncu dayız. <laughs> onuncu dayız. Bakalım onuncu gelecek mi? Onuncu da gelmedi. Yani gördüğünüz gibi 10 tane de 3 tane. Diğerinde 10 tane de herhalde bir 6 mıydı? Artı 3 oldu da öyle bir şeydi zaten videonun gerisini alıp bakabilirsiniz. Yani düşünün 10 taneden 3 tane. Ben şimdi bunu dediğim gibi yüze tamamlayayım. Zaten şurada kağıda yazıyorum. Ondan sonrasında 11 12 görünüyor Böyle. Şurada da balıkçılık puanı gelen yerleri yazmıştım. Bunların yanına tik atacağım. Bir de karbon altıda bir tik daha atacağım. yanlarına. 11 100'e kadar bir bakalım. Toplamda ö, artı 3 oltada %35 %36'lık bir şansken bakalım artı 7 oltada %40 50'lere çıkabileceğiz mi? Arkadaşlar bunu da hallettik. 100 tane 3'te 3 yaptığımız altın yüzük ve oltaya yani bir şey takıldı ama belli olmayanlar saymazsak e, tam 100 tane yaptık. E, 100 tutuşta %47'lik bir oran oldu. E, bunların baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi özel balık. Yani zarganadır, kurbağadır. Kurbağa çok çıktı. Ama kurbağadan sadece yani 3 tane mi 4 tane mi ne çıktı? 2 tane yakaladık. E, sonra, e, sonra bir tane zargana mı yakaladık? Bir tane zargana yakaladık. Bir tane de palamut yakaladık. Yani yabi ve altın sutak mesela hiç çıkmadı. Hani Oltada vardır falan da demedi yani öyle söyleyeyim işte levrek yani levre öze saymayalım. E, aslında zargana bile sayılmaz zargana eskiden de vardı hamsi de aynı. Şey. Mesela hamsi hiç çıkmadı. İşte altın sudaki hiç çıkmadı. Sevimli balık hiç çıkmadı hani demedi sevimli balık görünüyor falan gibi. Ama %47'lik bir oran oluyor. Yani belki %45 belki %48 hani belki 1 iki hata yapmış olabilirim. Ama gördüğünüz şeyler bu şekilde. Şunları ayıralım değerli olanları. Şöyle şunları da açalım. İstir diye çıktı misal. sonra ee, nerede şey diğer kurbağamız. O da burada. Başka değerli olan var mı? Başka değerli olan varsa şimdiden ayıralım ki. Çat çat çat. Alttan da çıkma oranlarını görüyorsunuz diyenin Levreyi falan artık çok önemsemiyorum. Mallevreyi levreyi ben kendim için saklıyorum. Alanı pek olmuyor ama aslında zehri yok ediyor. Çok da değersiz bir şey değil. Genelde kılçık atıyor balıklardan. Ya da balık derin suda kayboldu diyor. Ee, sazan, uzaklar. Yani çıkma oranı genelde istiridyenin 5'te 1 falan gibi bir şey. Baktığınız zaman. Zarganay'da altı arkaya alalım. Ee, sonra şunları şöyle bunları atacağız. Ölü son balığı ölüm zaten. Burada var mı bir şey? Bunları da şöyle ringa balığı da açtık. Kılçık çıktı bundan. Şunu da aldık şuraya. Şunu da aldık şuraya. Bunları buraya. Bunu at. şunları şöyle birlikte atalım. Bunları zaten yem olarak. Yani bunu yem olarak kullanıyoruz. Minik balığı koyuyorum diye. Tekrar minik balık geliyor. Hani değerli bir yem gibi de değil. Öyle söyleyeyim. İstediği çıktı bak şey çıkma istediği çıkma oranı da görüyorsunuz buradan. Arkada var mı bir şey? Bunlar var. Ben yine aynı şekilde bunları depoya atayım bu gereksizleri hem de oltayı. Bu arada bu eskiden çok değerli bir şey. Eskinin oyun enflasyonuna göre. Ama şu an hiçbir değeri yok. Çünkü neden? 100K'nın bir değeri yok öyle söyleyeyim. Ben bunları bir depoya boşaltayım. Bir de karbon oltayla deneyelim. Yani ilk 10'dan 3 çıkmasına rağmen genelde baktığımızda 100 taneden %45'lik bir oran. Yani o da %35'lik bir oran. Hiç altın tombalığı da gelmedi bu arada. Ee, diğerinde de e, şey kurbağa, işte palamut falan geldiydi. Ama bunda gelmediydi. Ee, şimdi baktığımız zaman şöyle şunları depoya atalım. Yakaralım sembolü dursun. Bunlar şöyle şöyle koyalım şimdi maksat yer boşalsın. elimizdeki oltayı da koyalım şöyle. Bunu da takalım. Ölü levrek diyor. Koy baba bunu da buraya. Koy baba bunu da buraya. Ölü sazanı dursun. E, şunları da şöyle koyalım. Yeri kaplamasın hiç. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir tamamen düzenleyeyim. Ondan sonra karbon oltayla bakalım. Arkadaşlar son olarak da karbon oltayla ilk başta birlikte bir 10 tane alıp Sonra 100 olunca genel durumu bir değerlendirelim. Dediğim gibi diğerlerinden altın mesela artı üç olta da altın sutak denk geldi tutmamıştı. Artı yedi olta da ya abi ya da altın sutak denk gelmedi ya da sevimli balık örneğin. tam Sevimli balık çok iyi bir değer vermiyor ama özel kategoride olduğu için muhtemelen Hani o da gelmedi. Mesela kadife artı yedi olta da gelmedi. Palamut bir kere geldi onu tuttuk. E, kurbağa dört keremine geldi zaten dedim size. 4 kere geldi. 2 tanesini ne tuttuk. 4 ya da 5 kere geldi. Başka da zaten özel bir şey gelmemişti. 9 tane gelmişti. Öncekinde de yani çok bir şey gelmedi. Öncekinde neredeyse hiç gelmedi gibi bir şey. Yani artı 7 olta da 9 tane özel balık geldiyse artı 3 olta da 4 ya da 5 kere anca geldi. Öyle söyleyeyim. Şimdi birlikte bir şunu alalım. Şunu arkaya koyalım. Şimdi birlikte 10 tane tutalım. Ot sazanı geldik. Bir de sıfır, bir de sıfır, bir de sıfır. İnci attık. Böyle yapalım. İki de bir. Sırasına göre koyalım ki kafamız karışmasın. Bir. bir. Alım üçte iki olacak mı? Evet, üçte iki oldu. Dördüncü atıyoruz. Elimde bir de artı 12 olta falan olsaydı çok güzel olurdu 4'te 3. En yani zaten biraz kendini belli etti gibi bir şey. E bu iş şans mevzusu. 5. Yatıyoruz bu arada ringa geldi. Ringa. Ve bu arada artı 7 olta da hiç şey gelmedi. Balıkçılık puanı gelmedi. Bak 100 kere hit atmama rağmen, 3'te 3 yapmama rağmen, yemi kaybettin demesine rağmen hiç balıkçılık puanı gelmedi. 148'li puanı 160 olunca artı basabiliyorsunuz. Düşünün yani. 6. yatıyoruz bu arada. 6. yatıyoruz. Hemen bir yine durum kontrolü yapalım. Sazan dedi. Sazan aldık zaten. Sonra bir şey takıldı. Doğru. Jinga aldık. Şimdi de bunu aldık. Ee, kaç Tamam 6.yi de hallettik. Şimdi geldik 7.ye. 7 8 9. 6. sudak geldi bak. 6. sudak geldi. birlikte görüyoruz zaten. Ve bunu da aldı. Deniz kızı anahtarı geldi. 8.yi atıyoruz. 8'i vermedi. Yok kuşa geldi. 9.yi atıyoruz. 9'u da vermedi. Evet 10'a attık. 10. da bu geldi. Şöyle koyalım. Ben bir sırasını da şöyle dizelim. Yani 10 tane de arkadaşlar 10 tane de %70'lik bir oran. Yani bu geçerli bir oran. Genelde %55 %60'tır tahmini. Çünkü yüzde %100 vereceğini zannetmiyorum ya da %70'in üstüne çıkacağını zannetmiyorum. Artı 20 olta belki %80 %90'a çıkar. Yani baktığımız zaman ben bunların hepsini toplayacağım. Yani %45 çıkmıştı artı 7 olta. Bu muhtemelen %65 gibi bir oran çıkacak. Şimdi arkadaşlar 54 tane tutuşta artı 3 oltayı geçmiş olduk. Ve yanında da altın sudak verdi. Bunlar yine de zargana verdi. E, ekstra hamsi verdi. Başka değerli bir şey var mı? Başka değerli bir şey diyeceğimiz yok. Yani ben bu değerli olanlar şöyle sayıyorum. Bir element, iki statü verenler, hız verenleri saymıyorum sazanlı, o sazanlı. Bir de e, tecrübe verenler. Yani 54 tane de 54 tutuştan yani şurası zaten 35 e, 38 yapıyor. 38 yani 54'te 38 gibi bir oran var. E, bir de %47'lik oran geldiğinde bakalım kaçta kaç olmuş olacak? E, artı 7'ye kaç oranda yetişmiş olacak? Ben devam edeyim yine. Evet arkadaşlar 69 tutuşta %47'lik artı 7'nin %47'lik oranına ulaşmış olduk. Yani 69 tutuşta 47 tane tutmuş olduk. Yani oranı buradan yapın. Yani 170'te 47 gibi düşünün. 69-47. 69 tane de 47 tane tutmuş olduk. Ben 100'e tamamlayayım. Son duruma bir bakalım. Şimdi arkadaşlar 90 tane tuttum. 90 tane de 61 tanesini elde edebildik. Şimdi bunları birlikte boşaltalım. E çünkü yer olmadığı için görüyorsunuz şöyle. E şurası doluydu. Burayı da doldurmuş oldum. Bir tane koymuştuk Yani önceki sırayla aynı olsun diye. Yani 90 tane de 61 tane. 10 tane daha tutacağız. Onu da birlikte tutalım dedik. E Şu minik balıkları bir önce atalım. Bunlar çünkü tutmaya yarıyor. Ekstra bir şey yok. E, şunları da atalım. Bunları da atalım. Böyle. Böyle. Minik balıkları önce bir atalım. Birlikte. Var ekstra minik balık? da var. var. Evet arkadaşlar envanteri düzelttim. Gördüğünüz gibi değerli diyebileceğimiz zargana işte kral yengeci, hamsi, altın sudak ve şunlar var. Ee, sonra ekstra burada baktığınızda bunların hepsi istri ve yakıl kılçık için var öyle söyleyeyim Şimdi 90 tane yaptık son 10 taneyi de birlikte yapalım 91. atıyoruz ringa geldi ringa geldi alabildik mi aldık 91'i de işaret diyelim. şimdi 92'ye atıyoruz ne ringa geldi? Bunu da aldık. 92'yi de aldık. 93'teyiz. 93'teyiz. İki tane de yazalım da. Ee, artı 1 artı 1 yazalım şöyle. 63 oldu yani. 93, 94'teyiz şu an. Bilge Kral'ın sembolü geldi. Hemen bunu da bakalım tutabileceğiz mi? Tutamadık. 95'teyiz şu an. Dudak geldi. Dudak geldi. Yine tutamadık. 95'inciyi. 96'ya geldik minik balık geldi bunu tuttuk artı bir diyelim Burada hemen atalım şöyle altın yüzüğü geç son balığı geldi hadi Son balığını da tuttuk. 97. yani. Bir artı bir daha ekleyelim 61'in üstüne. Tamam kaç? 98'i tutuyoruz. Tutuyoruz. Büyük sudak geldi. Tutamadık. 98. 99 ve 100 olanları tutacağız. Levrek geldi. Tamam. Bunu tuttuk 99. Artı bir daha ekle. Bunu geç. Hamsi geldi son olarak da. Bakalım tutabileceğiz mi? Evet bunu da tuttuk. 100. Bunu hemen arkaya alayım ben. Şimdi arkadaşlar. 100 taneden %67'sini tuttu. Yani 100 taneden 67 tanesini envanterimize koyduk. 100, 3'te 3 atıştan. Şimdi karbon oltanın üstüne geldiğimizde şöyle bir şey yazıyor. Onu bakınca fark ettim. Karbon fiberden yapılmış bu yüksek kaliteli olta ile mutlak birkaç büyük balık yakalarsın. Normal oltadan daha iyi çalışır. Şimdi büyük balıktan kastı. Şimdi mesela büyük sudak 31 santim diyor. Daha artık sadife bak. Kral yengeç 6.79 santim. 44 santim. Acaba <laughs> mesela 18 santim. Yani altın suda yakalama şansı daha mı yüksek? Normal şartta da altın suda bir ya da iki kez mine gösterdi ki baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 5 tane özel balık çıkmış o ilk 10 altın sudak çıkmasından hariç. Yani onun haricinde şöyle söyleyeyim. 5 tane çıkmış altın suda zaten birlikte yakaladıydık. Onun haricinde yakalamadık herhalde aynen. Bunları yani düşünün 5 taneden 4 tanesini getirmiş oldu. Yani 5 taneden 4 tane daha çıkmış oldu. Ee, videonun başından zaten sadece altın sudak yakaladığımızı hatırlıyorum. Eğer azargana da çıktıysa 5 taneden 3 oradan kıyası siz yapın. Şimdi videoya tekrar dönüp izleyip bakmam lazım. Onu direkt siz kendiniz kıyaslayın. Hani 5 tane ilk tutuş ilk 10 tutuşumuzdan sonra 5 tane özel balık çıkmış. Yani e, statü balıkları e, sonra EXP balığı Sonra Bir de e, element balığı e, O ot sazanı ve sazanı Hani iksir, e, Hız iksirlerini Saymıyorum ve Bunları da saymıyorum bunlar çünkü HP falan filan veriyor benim için özel balık dediğim onlar yani Bunların değeri 1 bile olsa şey bile olsa sonuçta Bir değeri var hani bir, Bu element veriyor bu örneğin güç veriyor onun için Yani EXP balığı element balığı ve statü balığı olarak veriyorum. Levreyi de saymıyorum. Levreyi de özelden saymıyorum. Şimdi gördüğünüz değer bu. Normal şartlarda bunu böyle diyor. Acaba hani tam şimdi büyük balık anlamında dediği için bunun çok da bir mevzusu yok. Yani şimdi çıkan büyük sudak balığına bakın. Yani şu ondan daha küçük olmasına rağmen bu daha az çıkmış. Yani bunun artık kelime oyunu mu var artık nasıl bir şey var onu anlamadım ama Muhtemelen bununla e, bunun biraz e, balıkçılık kılavuzu etkisi var. Muhtemelen biraz daha böyle yabima bir, bir yakalama şansın daha fazla olabiliyor artık. Bu sizin tecrübenize ya da ekstra forumda falan açıklayan varsa ya da Metin 2 GF direkt açıkladıysa onların içinde bir bilgim yok. Şunları da birlikte açalım. Kaç tane var şöyle birlikte bakalım kaç tane kılçık çıkacak e, şey çıkacak şöyle 74 tane burada var. 16 tane de burada var. Bunu da şuraya aldık. Şimdi baktığımız zaman 75 oldu. 1'e ee, 1, e 1 oldu. 1'e 1 oldu. E, şey, 74'e 10 kaçtı? Bir dakika. Ee, kılçık bir tane çıktı. 74'tü. Ee, 70 böyle yazalım. 74. İstirdiği de bir tane çıktı. Demek ki 16 taneydi. Doğru. Değil mi? Aynı. 74'e 16. Bizim şeyimiz. Böyle açtığımızda 74'e 16. Balıkların sayısını gördünüz zaten. Şu ikisi haricinde zaten burada olanları siz sayıp hesaplarsınız. Arkada açabileceğimiz balık var mı? Yok. Onları direkt ızgara yapacağız. 74'e 16'ydı değil mi? 74'e 16'ydı. 74 taneden 8 tane 74'ün üstüne 8 tane kılçık çıkmış 16'nın üstüne de 3 tane de istiridye çıkmış o kadar balıkta sayısını artık siz hesaplayın Kaç tane balık olduğunu gördünüz Bunları da böyle atıyorum Bunu tekrar yerine alıyorum Bunu da tekrar Yerine alıyorum yani Mevzu şöyle oldu ee, kesinlikle karbonolta artı 7 oltadan falan daha iyi muhtemelen başka videolardan izleyen böyle artı 10 oltasıyla video çeken ya da artı 11 artı 12 muhtemelen artı 12 de karbonolta kıvamına gelir çünkü burada bir kelime oyunu var şimdi büyük balık dediği yani çıktığı oranları gördünüz bu 18 santim balık bunun daha fazla çıkması lazım bu muhtemelen değerli balık çıkma olasılığını artırıyor mantığındadır yani ya belirtmeniz tabii ki de bu balıkta daha kolay ama 5 tane özel dediğimiz balık çıktı. Yani şeyde baktığımız zaman artı 7 oltada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çıkarken bunda 5 tane özel balık çıktı. Yani demek ki aslında karbon oltanın pek de bir mevzusu yani şey olarak yok artı 12 artı 13 olta olduktan sonra yani artı 12 artı 13 olta demek ki bunun kadar iş yapıyor. Ama Duş oranı yüksek. %67'ye çıktı. Demiştim ya size zaten muhtemelen %65'e falan çıkacak diye. Tabii ki de bu işin şans faktörü var. Çünkü şansta sırayı belirleyemezsiniz. Çünkü %60 şans demek 1600 demek. Ama sıralamayı belirleyemezsiniz. Belki 1000 tane atacaksınız. 1000 tanenin ilk 350 tanesini hiç tutmayacak. Tabii ki o kadar olması biraz imkansız ama mantık böyle işliyor. Yani umarım yararlı bir video olmuştur. Yani konuşma olarak, davet olarak umarım dilim düşmesidir vesairedir. Bu tarz şeyleri de varsa artık kusuruma bakmayın. Biraz çünkü kafa karıştırıyor. Yaza yazı yaptım. Umarım işinize yarar kısacası. Ee, bir dahakine de bu yavaşlatmalı yavaşlama karşı bağışıklık kalkanla ilgili bir video çekeceğim. Muhtemelen bunu %50 %60 bilen vardır. Eski oyuncular bilir. Yeni oyuncuları e, zaten bunu dedikten sonra gidip bakacaksınız neye yaradığını ama de bununla ilgili bir deneme yanılma yapalım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.